mümkün değil. Niye hemen itiraz ediyorsun? Belki çok eğleneceksin. Yapma Haluk, ne olursun kırma beni ya. Hadi gideriz be abi, ne olursun ya. Abi hiç ısrar etme. Yani film okuması ne ya? Benim bildiğim film izlenir, kitap okunur. Film okuması ne? Abicim izliyorsun filmi. Filmi izliyorsun, ondan sonra film hakkında konuşuyorsun. Yani işte o hikayenin alt metinleri ne, yani karakterler ne falan. Onlar üzerinde konuşuyorsun işte yani. Ne olursun Haluk ya, kırma beni ya. Ben öyle alt metin, üst metin falan anlamam. Benim ne işim var orada? Ne film okuması? Ne olur kardeşim kırmasan yani. Ya bir arkadaşım bir atölye açtı. Yani destek olmak için beni oraya çağırdı. Benim oraya gitmem gerekiyor ama biliyorsun moralim allak bullak. Yani tek başıma gitmek istemiyorum. Bunu senden istemeyeceğim ki. Ben isteyeceğim Haluk ya. Ne olur gelsen yani. Ne olur. Yani bu zor durumda bana yardım etsin. Ne olur anlamıyorum ki yani. Haluk'cum Tuna 40 yılda bir senden bir şey rica ediyor yani. Kırma ne olur. Film okuması abi psikolojik olarak hakikaten iyi hissetmiyorum kendimi. Yani bu halde kalabalık ortamın içinde olmak böyle bana şey gibi geliyor. Yani böyle girmişim üstüme girecekler gibi hissediyorum. Yani desteğine ihtiyacım var Haluk. Yani buraya gitmem gerekiyor. Nasıl gideceğim? Ya orada bana bir şey olursa yani mutlu mu olacaksın o zaman? Ya ne var sanki Haluk Bey ya? Zero Bey ile son günlerinizin tadını çıkarsanız bir daha bulamayacaksınız. Tamam. Peki geleceğim. Gerçekten. Ya çok sağ ol. Ya Haluk sana nasıl teşekkür edeceğim bilemiyorum ya. Sen gerçek bir dostsun Haluk, inan bana. Kaçta bu film? Döneden sonra. İyi, önce şantiyeye giderim, oradan gelirim. Tamam, ben de ajansa gideceğim zaten. Ajanstan sonra orada buluşuruz o zaman seninle, olur mu? Ben adresi mesajları alırsam sana, olur mu Haluk? İyi tamam, umarım uzun bir film değildir. Yok yok, değildir canım. Ne kadar olabilir ki bir film yani? Umarım sıkıcı da değildir. Ya değildir herhalde Haluk. Yani güzel bir şeydir ya, eminim ben yani. İyi, ben çıkıyorum o zaman. Haluk. Ben de seninle geleyim. Şey, biz de bugün nişan bohçası alışverişine gidiyoruz. Bana bulaşmayın, ne yaparsanız yapın. Ya ben de gideyim bak siz de. Yani gerçekten şey yani şey açısından diyorum Haluk, ben bilirim o işleri. Yani bohçada bohçada filan, ben sultanamam oraları filan. Çok ilgimi yani o açıdan dedim yani. Tuna gönül geliyor. Hazırlanıyor. Ya bir şey ihtiyacı olursa Mertem ara beni. Ben atlar giderim. Herkesi tanıyorum ben orada yani. Tamam, öyle görüşürüz. Nişan bohçası az sana bak. Meltem Hanım. Heh. Ben de size geleyim mi alışverişe? Böyle biraz kafam dağılsın. Zaten geleceksin çoğulun. Tabii ki gelecek Zemine. Ay acaba nasıl bir alışveriş olacak merak ediyorum ben. Vallahi ben de çok merak ediyorum. Yani Sultan Hanım varsa işin içinde çok şenlikli olacağı kesin. Yani biliyorsun bu işler hiç bana göre değil. Sırf adetten dur dediler diye kırmadık, kabul ettik. Keşke Zero Bey de gelseydi. Baksanıza tanıyormuş bütün bohçacıları. Ama öyle şey Emine işte kadın kadına gideceğiz tamam. Ha bir de şey var tabii, Cet'le Özlem var. Efendim? Özlem Hanım'ın nereden haberi var? Ne bileyim, bir çağırırsınız diye düşündüm, ben söyledim. Ah Emine ya. Bir gönlünün geldiği bir şeye ben hiç Özlem Hanım'ı çağırır mıyım? Aman Emine ya. Ben ne yaptım ya? Meltem Hanım kusura kalmayın, ben düşünemedim vallahi. Yapacak bir şey yok, olan olmuş. Şey, böyle Gönül Hanım geldiğinde Özlem Hanım'a haber vermeden çıkalım gidelim, ondan sonra unuttuk deriz. Olur mu canım hiç öyle şey? Çok ayıp. Öyle bir şey yapamayız da. Yani Gönül gencim bir şekilde söyleyeceğim ben. Ay ya bakar mısın? Kız kadınla karşılaşmamak için İzmir'e taşınıyor. Biz gittik onları aynı organizasyonda karşı karşıya getiriyoruz. Ya hepsi benim suçum. Ben söylerim Gönül Hanım'a. İnşallah Gönül ya en azından önce o gelmiş olsun. Biraz erken geldim, fenalık geldi, bir içime bir sıkıntı geldi. Bir an önce geleyim dedim. Ne oldu? Ya çocuklar okula gittikten sonra bu ismi lazım değil hanımefendiyle telefonda konuştuk da. Jetlag Özlem mi? Yalnız İzmir'e taşınmakla ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anladım yani. Görmeye bile tahammül edemiyor. Sinirlerim bozuluyor ya.
Ha yani işte mecburen konuştuk bugün. Taşınacağız ya. Merve'nin durumu ne olacak? Şudur budur filan. Neyse o da son oldu. Bitti. Artık konuşmayız, görmeyiz de birbirimizi aman. O kadar emin olmayın. Ne? Yani şöyle ki zaten alt üstüne oturuyorsunuz. Yani siz İzmir'e taşınana kadar daha oho. Ama yok. Yani karşılaşmamak için elimizden geleni yaparız. O da benden hoşlanmıyor. Ben de ondan hoşlanmıyorum. Zaten tek anlaştığımız şey de bu yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.